İyi akşamlar değerli dostlar, sevgili hemşehrilerimiz, Türkiye'nin güzel insanları. Tekrar bu akşam canlı yayınla huzurunuzdayız. Dünkü başlamış olduğumuz canlı yayınımıza belirttiğimiz gibi her gün bir konu hakkında burada gündemi paylaşacağız sizlerle. Bugün de tabii ki 2,5 aydır süre geçen bu vakayla alakalı, özellikle koronavirüsle alakalı bazı konuları paylaşacağız sizlerle. Yani koronavirüsün işte bu konudaki koronavirüs nedir, pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler, koronavirüs tablosunu anlatacağız bu akşam size. Tarihteki ölümcül salgın hastalıklarıyla alakalı bilgiler vereceğiz. Koronavirüse karşı sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz, bunu anlatacağız kısaca. 7 soruda koronavirüs tedbirleri ve Sağlık Bakanlığımızın normalleşme sürecinde almış olduğu tedbirleri kısaca bugüne kadar kısaca anlatmaya çalışacağız. Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler ve dünyada ve Türkiye'deki koronavirüsün son gelişmiş tablosunu anlatacağız. Bir de çok önemli bir şey var ki özellikle bu pandemi döneminde insanlar biliyorsunuz ki koronavirüsle alakalı doğru ya da yanlış hurafa şeklinde de bazı bilgiler paylaşıldı. Efendim özellikle pandemi nedir? Bir ona bakmak lazım. Burada incelediğimiz konulara baktığımızda bize pandeminin ne olduğunu kısaca anlatıyorlar efendim. Mesela diyor ki pandemi nedir? Ülkeleri nasıl etkiler? Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs ve pandemiyle alakalı vermiş olduğu kısaca size bilgiler vermek istiyorum. Sağlık Örgütü'nün düzenlemiş olduğu basın toplantısında özellikle Genel Sekreter Theodor Andoni Gulabriyes'in demiş olduğu metne göre 11 Mart itibariyle 114 ülkede başlayan koronavirüs pandemi olayı 118 bin vakanın görüldüğü ve 4291 kişinin hayatını kaybettiği açıklamasıyla dünyada başladı. Özellikle biliyorsunuz Çin ve Wuhan şehrinde başlayan pandemi kontrol altına aldıktan sonra Avrupa'yı ve dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Ve birçok ülkeye şu anda 200'e yakın ülkede bu pandemi bulaşmış oldu. Guterres'in açıklamasına göre binlerce kişi hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor demiş. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda vaka ve ölüm sayının artmasını bekliyoruz demiş. Bu geçmiş haberlerde dünden bugüne kadar açıklaması. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkilerin gerekli önlemleri almaması bizim alarm seviyesini getirir demiş. Geçmişteki açıklamalara baktığımızda. Pandemi basit bir kavram değildir. Yanlış kullanılması yersiz korkuya veya hastalığa karşı mücadelenin bir faydasını kalmadığı düşüncesi vesilesiyle daha fazla yol açabilir deniliyor. Evet burada çok ilginç bir şey var. Pandemide özellikle yani virüsün yayılma durumuna baktığımızda sadece virüs insanları öldürmüyor. Özellikle burada korku da bu korku psikolojisinin ortakta yayılması insanları bu da çok ciddi anlamda etkiliyor. Bu yüzyıllar boyunca birçok dünyada salgınlar olmuş. Bu salgınlarla alakalı kısaca da bilgi vereceğiz. Her ülke kamu sağlığını korumak ve ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az seviyede tutmak arasında hassas bir denge bulmalı. Bunları yaparken insan haklarına da saygılı olmalı. Evet, kesinlikle insanın en doğal hakkı yaşama hakkını saygı duymak gerekiyor. Bu gibi durumlarda Avrupa biliyorsunuz maalesef hastanelerde yaşanan sıkıntılar ve yaşanan eksikliklerden dolayı bazen hakikaten kendi insanlarına bakamadığı ve bir takım eksik sağlık malzemeleri yüzünden Avrupa'da ölüm vakaları arttı. Burada gerçekten büyük ülkelere baktığımızda, ekonomileri çok güçlü olan ülkelere baktığımızda sağlık sektöründeki eksiklikler bu hastalıkla kendini ortaya koymuş oldu. İşin açıkçası Türkiye'de tabii ki bu vaka karşısında çok güçlü bir duruş söz konusu oldu. Sağlık sektöründe ülkemizin gerekli yatırımları yapmış olmasından dolayı şu anda bunu çok iyi bir şekilde götürdük. Evet ölümlerimiz oldu, vakalar oldu. Ancak diğer ülkelere baktığımızda kesinlikle bu vaka kontrol altında şu anda devam ediyor. Ama tabii ki en önemli şey Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi sevgili dostlar, değerli halkımız bu konuda tedbiri elden bırakmayacağız. Özellikle 3 temel kurala uyacağız. Burada nedir 3 temel kural? Dün de söylediğimiz gibi sosyal mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız ve özellikle hijyen kurallarına son derece dikkat edeceğiz.
bu konudaki uzmanların açıklamalarını yakından takip etmemiz gerekiyor. Özellikle bu pandemi döneminde insanlar, iş hayatında çalışanlar ve sağlık sektöründe çalışanlar, kamu kurumunda çalışanlar ciddi risk altındalar. Enfekte olma olasılıkları yüksek. Bu anlamda şuna çok önem vermeliyiz. Özellikle bu bayram günlerinde maalesef geçmiş bayramlara göre uzak bir şekilde yan yana gelememek, tokalaşamamak, sarılamamak ve insanlarla yüz yüze görüşemememizden dolayı bir bayram yaşıyoruz. Biraz bir tarafımız eksik ve hüzünlü. Ancak burada ziyaretlerimizi kesinlikle yapmamamız lazım ve yasağa da riayet etmemiz lazım. Ama maalesef görüyoruz ve duyuyoruz. Burada insanlar hala birbirlerini ziyaret etmekte. Ramazan'da olduğu gibi iftar sofralarında birbirlerini ziyaret ettiler ve şu anda bayramda da bunlar yapılıyor. Birkaç duyumlarımız var ama ancak bunlara genel itibariyle Türkiye'de uyuluyor. Şimdi bazı ülkenin yeterli önlemi alacak kaynaklara ve kapasiteye sahip olmadığını gördük. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada bunu görüyor. Acil durum ve müdahale mekanizmaları hala hazır hale getirilmeyen ülkeler oldu. Özellikle büyük ülkelerde, Amerika'da bile sağlık sektörü maalesef bu işte yeterli olamadı. Amerikan hükümetinin aldığı tedbirler maalesef şu anda 100 bine yakın bir ölüm vakası yaşanıyor. Ve 1 milyon küsürde enfekte olmuş, bu vakaya yakalanmış insanlar var. Pandemi, koronavirüs vakası, yani koronavirüs 19 vakası Kasım aylarında Çin'in Wuhan şehrinde oldu. Malum hepimiz bunu yakından takip ediyoruz. Çin'in de burada tedbirsiz davrandığını Amerika ve birçok bazı ülkeleri bunu ima ediyorlar. Ama Çin bunu kabul etmiyor ve zamanda biz bunu Dünya Örgütü'ne, Dünya Sağlık Örgütü'ne belirttiğimizi söylüyor. Ancak tabii gelinen tabloda bunun demek ki çok fazla dikkate alınmadığı da maalesef aşikar. Ama bu virüsün laboratuvar ortamında hazırlanıp hazırlanmadığı hala bir muamma. Birçok kişi bu kanaata varıyor. Hangi ülkenin yaptığını, hangi niyetle yaptığını tabii ki düşündürücü bir şey. Burada koronavirüse karşı neler yapabiliriz? Biraz onu da sizlere açıklamak istiyorum. Yine dedi ki evde kal kampanyası biliyorsunuz oldu. Evde yaşam var. Bu genel itibariyle Türk milleti olarak buna uyduk. Herkese bu sağduyusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü evde kaldığımız zaman gerçekten enfekte konusunda kimseye bulaştırmama, yani bulaşı arttırmama konusunda %80-%90'larda bir sağduyulu davrandık. Dediğimiz gibi bunu çok yumuşak bir şekilde bu vakayı şu anda yaşıyoruz. Ama ölümlerimiz de oldu. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada sosyal mesafe önlemleri dışında koronavirüsten korunmanın yollarından birisi de sağlıklı kalmak. Ancak bunu nasıl başaracağına da dair farklı öneriler söz konusu. İngiliz Guardian gazetesi uzmanlara göre bir akciğerlerinizi koruyun diyor. Çünkü biliyorsunuz bu hastalık özellikle boğaz mukosasında orada belli bir kuluçka dönemi yaşadıktan sonra akciğerlerimize kadar iniyor. Ve ciddi anlamda bu işi yoğunluğu yaşayan özellikle hipertansiyon ya da işte diyaliz hastalarında bu ciddi anlamda ölümcül vakalara sebep olabiliyor. Burada en önemli durum arkadaşlar biliyorsunuz ben uzman değilim ancak gazeteci bir anlayışla topladım ve derledim bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bağışıklık sistemimizi güçlendirin diye evet bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bol bol C vitamini, bol bol sıvı tüketeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Uyku düzenimize dikkat edeceğiz. Ve doğru bilgilere, özellikle tavsiyelere ve artı devletin almış olduğu önlemlere ve tedbirlere uyacağız. Bunun haricinde tabii ki bunun haricinde neler var? Belirtileri görür görmez muhakkak bu belirtileri görür görmez dinleneceğiz. Belirtilerin artması durumunda en yakın ilgili sağlık kuruluşuna başvuracağız. Bu konuda devletimiz gerçekten son derece çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ve testler biliyorsunuz birçok Avrupa ülkesinde insanlar test yaptırmaya imkanları bile olmadı. Hem maddi hem de manevi hem de test bile yapma şansları olmadı. Ama devletimiz ve hükümetimiz bu konuda Sağlık Bakanlığımız çok iyi çalıştı. Sağlık örgütümüz, sağlık personelimiz çok iyi çalıştı.
ve enfekte olan hastalarla alakalı testler çok iyi yapıldı. Bununla ilgili özellikle filyasyon takibi çok iyi yapılıyor. Gerçekten ben de yakınlarımda bu hastalığı maalesef yaşadım. Çok yakın zamanda da bunu duydum, gördüğüm insanlar var. Kendi yakın dostlarımdan kaybettiğim insanlar var. Bunlara dikkat edeceğiz. Koronavirüsün bulaşından şüphelenen kişilerin çoğu en az bir gün yorgun hissettiklerini söylüyor. Şimdi zor uğraşlara girmenin zamanı değil. Kuhan vücudunuzun bütün enerjisini ardı ardına hücrenizi enfekte eden virüsle savaşmaya harcıyor diyor. Hafif belirtiniz olsa bile bazı günler kendinizi iyi hissederken diğer günler yorgun ve ağır bir ağrı şiddetinde olabilirsiniz diyor. Özellikle bu dinlenme sürecinde hastalık devam ederken. Sıvı almaya devam edin diyor. Özellikle bu hastalığı eğer kendiniz yaşıyorsanız, pozitif çıktıysanız, eğer evde özellikle bu hastalığı geçiriyorsanız sıvı almanızı ve iyi dinlenmenizi tavsiye ediyor doktorlar. Ateşle başa çıkmanın yollarıyla alakalı özellikle burada bir teknik bir detay verilmiş. Ateşiniz çıktığında ibuprofen yerine paracetamol alın diyor. Anti enflamatör olan bu profenin kronik belirtilerini kötüleştiğine dair endişeler var ise ve bunu teyit edecek yeterli kanıt yok, yine de ateş ve kas ağrısı için paracetamol alınması tavsiye edilir demiş. Vitaminlere ya da mucize çözümlere güvenmeyin diyorum. Kesinlikle doğru. Özellikle biliyorsunuz bu koronavirüs vakası başladığından beri işte özellikle korunmak için buharla ya da işte saç kurutma makinesiyle boğaz yollarınızı işte tutun ya da buhar, sıcak buhar yapın gibi böyle ilginç bazı şeyler önerildi, tavsiyeler oldu ama bunları kesinlikle kulak vermeyin. Bunlardan asla, bunlara dikkat etmeyin arkadaşlar. Evet, bir taraftan yine inanması gereken, inanmamamız gereken koronavirüs refahları ve tuzaklar var. Biraz da bunlardan size bahsetmek istiyorum. Koronavirüs her gün yeni ülkede yayılır ve vaka sayısı yükselirken hastanın hala bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. Ancak buna rağmen Türkiye gerçekten çok iyi bir algoritma oluşturdu. Dikkat ederseniz Sağlık Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu bu algoritmada gerçekten çok ciddi bir yol kat edildi. Ve birçok ülke şu anda bizim Sağlık Bakanlığımızın uygulamış olduğu bu sağlık programını uyguluyor. Yani yol haritasını ona göre uyguluyor. Ve birçok vakada da hastalıklarda iyileşmeler vaka sayısını gerçekten üstüne çıktı. Bu da Türkiye'nin gerçekten bu konuda ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Yararsız, kısmen zararsız, hatta kimisi açıkça tehlikeli bazı tavsiyeler de internet üzerinden büyük bir hızla yayılıyor. İşte koronavirüs hurafaları ve tuzaklar. Mesela bunlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Sarımsak. Özellikle Facebook üzerinden sarımsak yemenin virüse yakalanmayı engelleyeceğine dair birçok paylaşım görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sarımsak genel olarak mikroplara karşı etkili olabilen bazı özellikler taşıyan sağlıklı bir gıda. Fakat sarımsak yemenin insanları koronavirüsten koruduğuna dair hiçbir kanıt yok diyor. Aslında evet, yani sarımsak birçok hastalığa 40 yerde deva diye atalarımızın da bir lafı var ama biz koronavirüsten önce korunmamız için kesinlikle gerekli tedbirleri almamız lazım sevgili dostlar. Yani her zaman söylenen bir şey var. 3 tane temel kural var. Sağ olsun bunu Cumhurbaşkanımız da, Sağlık Bakanımız da, bütün yetkililer ve uzmanlar, bilim kurulu üyeleri bunları anlatıyor. Özellikle nedir? Maskemizi takacağız, sosyal mesafe uyacağız ve bununla beraber de arkadaşlar ne yapacağız? Kesinlikle hijyene dikkat edeceğiz. Aslında burada bizim yaşama gereğimiz olan, özellikle bir Müslüman kimliğimiz var ve İslam kimliğiyle yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlar aslında bu noktada hijyen konusunda çok şanslılar. Çünkü dinimizin gereği biliyorsunuz temizlik imandan gelir. Yani namaz kılan insanlar olarak günde 5 vakit abdest alarak aslında bu hijyen sorununu da gerçekten çözüyoruz. Ama yine de içeriye ve dışarıya çıkışlarımızda son derece eldivenlerimizi gerekirse takacağız. Ellerimizi sürekli yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz, kolonyalayacağız. Virüse karşı kendimizi, ailemizi ve çevremizi koruyacağız. Burada bazen başka bir şey de anlatmak istiyorum. Mesela yine bazen zararsız görünen tavsiyeler bile fazla ciddiye alınırsa zararlı olabilir diyor. Örneğin Güney Çin'de yayınlanan Sabah Postası gazetesinin haberine göre
1,5 kilo sarımsak çiğ yediği için boğazı ciddi derecede tahriş olan bir kadın hastaneye kaldırılmış. Genel olarak meyve ve sebze yemenin, su içmenin sağlıklı olduğunu biliyor. Mesela dondurma yememek. Aslında dondurma gerçekten arkadaşlar çok sağlıklı bir gıda ama her şeyin azı kara çoğu zarar denildiği gibi çok da soğuk yiyerek bademciklerimiz ve boğazlarımızı iltihaba yol açmaması lazım. Birisi öldüreceği iddia edilen benzer birçok yöntem öneriliyordu dondurma konusunda. Bunlar arasında sıcak suyla yıkanmaktan saç kurutma makinesi kullanmaya kadar birçok farklı tavsiye var. Birçok ülkede birden çok paylaşılan ve sahte bir şekilde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na UNICEF atfedilen bir sosyal medya iletisinde dondurma ve soğuk yiyeceklerden kaçınmak gerektiği kaydediliyor. İşte o yüzden demek ki çok soğuk şeylerden yememek lazım. Çünkü özellikle bu gibi durumlarda hasta olmamak lazım. Yani soğuk algınlığı ya da efendime söyleyeyim gribal bir vakaya yaşamamak lazım. Çünkü direncinizin düştüğü dönemde de bu hastalık sizi yakalayabilir. O zaman metabolizmanız ve buradaki direnciniz düşerse haliyle tabii ki ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Burada da zaten yazmış, grip virüsünün yaz aylarında dış mekanlarda uzun süre yaşamadığını biliyoruz. Fakat bunun koronavirüs için geçerli olmadığı henüz belli değilmiş. Uzmanlar bu konuda da bir açıklama yapmış. Mucizevi mineraller diye bir başlık atmışlar. Özellikle binlerce takipçisi olan bir YouTuber, Jordan Sitter, kısaltması MMS olan mucizevi bir mineral hapının koronavirüsü silip süpüreceğini iddia ediyor. Biliyorsunuz Endonezya'da bununla alakalı bir işte içecek geliştirdiklerini söylediler. Ve bu içeceğin de koronavirüse faydalı olduğunu söyleyenler oldu. Ancak bu geçmişte zamanda kullanılan bir tedavide kullanılan bir içindeki ham maddeden dolayı tavsiye edilse de kesinlikle doktorlar bunun koronavirüse kesinlikle yeterli olduğunu söylemiyorlar. Bunun haricinde yine arkadaşlar evde elleri dezenfekten için üretilen bazı maddeler var. Mesela onlardan da bahsedelim. Birçok eczane ve markette artık elleri dezenfekte etmekte kullanılan jeller tükenirken hastalığa yakalanmayı engellemenin bilinen en etkili yolu hala elleri sık sık yıkamak. Dezenfektan jellerin tükendiği haberiyle birlikte evde kendi jelinizi yapın başlıklı tariflerde sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. İnsanların kendi jelini yapması bu konuda çok sakıncalı. Çünkü jel ve dezenfektanların içerisinde alkol var. Ve bu alkollerin belli bir şekilde arkadaşlar oranı var. Kendi başınıza yapmanız mümkün değil. Yani bu laboratuvar ortamlarında hazırlanan, formülü olan ve belli bir derecede bekletilmesi gereken, ambalajlanması gereken maddeler. Bu da yanlış. Bunlara da dikkat edeceğiz inşallah. Ama tabii ki insanlar maalesef bu gibi konularda bunu bir çözüm yolu olarak sunabiliyor. İçilebilir gümüş demiş. Kledyol ya da bir sıvı içinde çok ince çözültülmüş gümüş zerrecikleri ABD'de Evangelist televizyon şovmeni Jim Baker'ın programında tavsiye edildi. Yani programa konuk olan bir sıvının koronavirüsün belli çeşitlerini 12 saat içinde öldürdüğünü iddia etti. Fakat Covid-19 üzerinde denenmediğini de itiraf etti. Yani demek ki bir gerçeklik payı yok. Burada birkaç şeyden daha size bahsedeceğim ama bunun birçok böyle hurafa şeklinde söylenen, insanları yanlış bilgilendiren tabii ki şeyler var. Efendim gelelim diğer bir konumuza. Tarihteki ölümcül salgın hastalıklardan biraz bahsedelim. Evet, yüzyıllar boyunca dünyada birçok salgın oldu. Bu salgınlardan da bir daha kısaca size bilgi verelim. Ya yani bunları anlatmamızdaki gaye biraz daha salgın hastalıklarda dünyanın neler yaşadığını, yani bilincimizi biraz daha arttırmak, sosyal algımızı arttırmak ve toplumda insanların bu konuda bu salgınlara karşı biraz daha bilgili olmasını sağlamak. Tarihteki en ölümcül hastalıklar neden ortaya çıktı, nasıl sona erdi? Bunlarla ilgili size kısaca bilgi vermek istiyorum. Gezegenin her noktasını diğer canlılarda paylaşıyoruz. Bunların arasında mikroskobik ölçekli olan bakteriler, mikroplar ve virüsler de var biliyorsunuz. Aralarında yediklerimizin oluşmasını sağlayanlar ve bize faydalı olanlar da bulunuyor. Ancak sonumuzu getirebilecek olanlar da var. Şu anda bile vücudumuzun üzerinde, ellerinizde ve ağzımızın içerisinde kötü huylu bakteriler ve mikroplar var. Örneğin ölümcül
stafilokok bakterisi taşıyor olma ihtimalimi %25. Bu bakteri size zarar vermiyor. Yani bizlere zarar vermiyor. Fakat bir başkasından alırsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz diyorlar. İlk salgın Antonius Galen salgını milattan sonra 165 ve 180. yıllarında Roma İmparatorluğu döneminde yaşanmış olan ve doğu seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın. Bir hastalık olan Antonius vebası günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş. Bilinen ilk büyük vaka salgınlardan biri. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğunu malum biliyorsunuz. Çocukken hepimizin su çiçeği ve kızamık hastalığına yakalanmıştık. Ama geçmişte tabii ki bu tarz hastalıkların tedavisi mümkün olmadığı için günde 2000'e yakın belki daha fazla insanlar bu hastalıklardan maalesef vefat etmişler. Justinian vebası, ikincisi dünyanın en çok yaşadığı salgınlardan birisi. 541 yılında Konstantinopolis'te İmparator Justinian yani bugünkü İstanbul'da tahta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın. Önce Mısır'a, oradan Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaşmış. Justinian Konstantinopolis'te tüm giriş çıkışları kapattıysa da salgın hastalığı maalesef askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluna girdi ve ortaya çıkmış. Farelerin tüyleri arasında gizlenen ve 1 milimetreden küçük Senepoli isimli uçucu bir böcek midesinde Pastorella pastiye denilen ölümcül bir bakteriyi taşıyordu. Bu böcekler uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüyleri arasında yerleşmiş, hızla türemiş. Ve bu şekilde insan vücudunun herhangi bir noktasına konup ısırarak veba mikrobunu aktaran böcekleri hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içerisinde ölmesine neden olduğunu söylüyor bilgilerde. Şimdi ve bir hafta içinde veba şehirde hızla yayılınca ölümler başlamış. Biliyorsunuz dünyanın o dönemde yaşamış olduğu Konstantinopolis'in %40'ını kaybetmesine neden olan bir veba. Ve bunun arkasında çok büyük bir kara veba geliyor. 1346 yıllarında ve 1353 yıl arasında meydana gelen kara veba salgını 75 ila 200 milyon arasında insanın öldüğünü söylüyor ki bu gerçekten ciddi bir rakam. Ve o günlerde de dünyada efendim söyleyeyim insanların en fazla yaşamış nüfusu herhalde 1 milyar falan anca olsa gerek diye düşünüyoruz. Yani dünyadaki nüfus sayısı belki o kadar bile yoktu. Tüm sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yollarda %30 ile %60 aralığında azaldığı belirtiliyor. Yani özellikle kara veba döneminde. Burada ilgili bazı haberlerde Belçika'daki Müslüman mezarlıklarında bugünkü yaşanan bir vakadan bahsediyor. Mesela Twitter'da atılan bir haberde diyor ki Belçika'daki Müslüman mezarlıklarına gömülmeyi tercih eden Türk vatandaşlarının sayısı artıyor. Yani orada yaşayan vatandaşlar oradaki Müslüman mezarlıklarına yani Türkiye bile gelme şansları olmuyor maalesef. Dördüncü vaka yani dünya üzerinde Amerikan yerlilerin su çiçeğiyle karşılaşması. Bu da 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetmiş. Amerika kıtasındaki yerliler ile temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırmışlar. Ve burada da ciddi anlamda su çiçeğiyle ilgili hali hazırda Avrupa'nın 1/3'ünü öldürmüş. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçlara da yetersiz kalan Amerikan yerlilerin hiçbir şansı yoktu diye burada bir not düşünmüş. Özellikle milyonlarca insan ölmüş ve o dönem yerli nüfusun %90'ı yok olmuş. Evet. Bugün dünya ve arkasında 5. Coco Lidstil salgınları. 16. yüzyılda İspanya adı veren bugünkü adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış olan salgın felaketi Coco Lidstil salgınları olarak anılıyor. Takriben 1520 ve 1576 yılları arasında toplamda 15 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermiş. 6. 7 farklı kolera salgını olmuş. Özellikle uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını olarak adlandırılan bu salgın 1852 ve 1860 yılları arasında olmuş. Burada dostlar dikkat ederseniz salgınlar öyle çok kısa sürede gelip geçmemiş. Yani en erken salgın arasında 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıl, 8 yıla yakın bu geçmiş dönemlerde süren salgınlar var.
uzun dönemler boyunca bu salgın devam etmiş. Özellikle insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldüğü için bunun büyük bir felaket haline getirmesiyle 7 farklı kolera salgını olmuş. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden birisi olan Ganj Nehri 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1.1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötü suda olması kabul edilecek oranın 500 bin katı diyor. Yani gelin siz bunu düşünün. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan büyük salgınıyla kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayılmış. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş. Salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya, son olarak da Amerika'ya ulaşmış. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyormuş. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkünmüş. Ve 7.'si 3. veba salgını. 1855 ve 1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve sadece Çin'de, Hindistan'da bile 12 milyon insan ölümüne neden olan bu salgına Justinian vebası ve Avrupa'nın kara vebası ardından 3. veba denilmiş. 8. olarak da 1. Dünya Savaşı sırasında tifus salgını. 1914 ve 1918 yılları arasında tifus bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın, savaşın beraberinde getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı. Özellikle Sovyetler Birliği ülkesinde 3 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. Batılı ülkeler salgının neyin olduğunu daha hızlı anladı ve Hitler'den kurtulmak üzere önlemler aldı. Özellikle bitlerden kurtulmak üzere önlemler alındı diyor. 9. 1918 yılında İspanyol gribi salgını. Gerçekten dünya çok ciddi anlamda son 1000 yıldır çok ciddi anlamda salgınla mücadele etmiş. 1. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1 ve N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateşiyle dünya genelinde 50 ile 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden olmuş. Bu sayı 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda ölen insan sayısının toplamından kat kat fazla. 10. 1957 yılında Asya gribi salgını. Çin'de başlayan influenza A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu söyleniyor. Asya gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın canına mal olmuş. HIV AIDS virüsü biliyorsunuz 20. yüzyılın ortalarında maymunlarda insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Hong Kong'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm maalesef hala da bulunamadı. Ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Sonra biliyorsunuz Ebola, işte şarbon ve buna benzer domuz gribi gibi bir takım vakalar da yaşandı. Şimdi efendim 24 Mayıs ve bugünkü 25 Mayıs'la alakalı son koronavirüs tablomuza baktığımızda dünkü koronavirüs vakamızda 24.589 kişi test yapılmış. 1141 kişi de vaka yaşanmış. Yani vaka çıkmış, koronavirüs yakalanmış. 32 kişiyi maalesef kaybetmişiz. İyileşen hasta sayımız 1092 ve bugüne kadar 1.832.262 kişiye test yapılmış. 156.827 kişi de toplam vaka sayısı yakalanmış ve 4.340 kişi maalesef bugüne kadar kaybetmişiz. Burada 769 kişi dünkü rakamlara göre yoğun bakımda ve 385 kişi de entübe hasta olarak görülmekte dünkü rakamlarda ve 118.694 kişi bugüne kadar bu hastalıktan iyileşmişler. Ve bunun yanında şimdi 25. bugünkü şeye bakarsak, özellikle koronavirüsün sonuçlarına bakarsak 25 Mayıs'la alakalı vaka sayısında ve test sayısında ciddi anlamda değişiklikler var mı bir bakalım. Evet.
Evet, 25 Mayıs. Bugünkü rakamlara baktığımızda test sayımız 21.492. Evet, yine bugün 1000'in altına düşmüşüz vaka sayısında, 987. Ölüm sayısı 29 kişiyi maalesef kaybetmişiz. Ve bugün iyileşen hasta sayımız 1321 kişi. Şu anda özellikle vaka sayısının üstüne çıkmış iyileşen sayımız. Toplamda 1.853.754 kişiye test yapılmış ve buradan 157.814 tane vakaya rastlanmış. Maalesef 4.369 kişi hayatını kaybetmiş, vatandaşımızı kaybetmişiz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünkü rakamlarda 758 kişi yoğun bakımda ve her geçen gün entübe sayısı, hasta sayısı düşmekte, 371 ve toplamda 120.115 kişi bu hastalıktan iyileşmişler. Evet, baktığımız sonuçlara göre yani pandemi, koronavirüs ve hastalığında ve bugüne kadar salgınlarda en önemli dikkat çektiğimiz şey bu salgın hastalıkların süreçlerini uzaması ve kısalması tamamen insanların ve yönetimlerin alacağı tedbirlerle alakalı bir şey. Burada tedbirlere uyduğumuz sürece kesinlikle ve kesinlikle bu süreci daha hafif bir şekilde atlatacağımız kaçınılmaz. Biz muhakkak elimizden geldiği kadar bu konuda vatandaş olarak hepimiz sorumluluk bilinciyle bunlara daha böyle sıkı sıkıya bağlanıp tedbirlerimizi alacağız ve bu konuda gerekeni yerimize getirip 3 temel kurala uyacağız ve bu 3 temel kuralla beraber bu sürecin hızlı bir şekilde atlatılmasını dikkat edeceğiz. Özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda kurallara uymamız gerektiğini hepimiz biliyoruz ve uyuyoruz da %90 olarak. Hastalıkla ilgili genel itibariyle uzmanlarımızın da yaptığı açıklamalara dikkate alacağız. Hastalığın seyrini yaşayan ya da bu vakalarla karşılaşan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Biliyorsunuz Sabim 184 hattı bu konuda kuruldu. Ya da 155 polis imdat ya da 156 jandarmayı da arayarak bu konuda gerekli olan kurumlarımızdan destek alabiliriz. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bugünkü dosyamız özellikle koronavirüs ve pandemi ile alakalı, bilmemiz gerekenlerle alakalı ya da salgınlarla alakalı konulardı. İnşallah yarın eksik kalan konuları da buradan tamamlayarak yarın özellikle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirlerden, hükümetimizin almış olduğu tedbirlerden ve bu normalleşme sürecinden bahsedeceğiz. Normalleşme sürecindeki özellikle sektörlerin yapması gereken tedbirler nelerdir, onları konuşacağız. Ben bu arada bizi izleme nezaketini gösteren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bugün her ne kadar isimlerinizi de okuyamadıysam tüm katılımcılara, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda YouTube kanalımız, Facebook kanalımız ve Instagram kanalımızı da açarak sizlerden de arkadaşlardan canlı yayına bağlayacağız ve uzman kişilerin görüşlerini alacağız. Onları da canlı yayına bağlayacağız. Yarın tekrar saat 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, kalın sağlıcakla. Bizleri takip etmeye devam edin. Özellikle ileritelevizyon.com ve ileritelevizyon@gmail.com adresine mail atarak bizlere fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Özellikle Facebook'tan da İlker Karataş 05@gmail.com adresimiz var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun efendim.